Sen niye benim kızımla aramı açmaya çalışıyorsun? He? Ben sana Meram'ı anlatamadım mı? Ne yapmışım ben ya? Daha ne yapacaksın? Gitmişsin de anne bana şöyle yaptı, böyle yaptı, bir sürü şey anlatmışsın ya. Senin var ya dilini keserim senin ha. Bakın ben hiçbir şey anlatmadım. Ben çok korkmuştum. Benim halimden anladılar, tamam mı? Lütfen benim bir daha karşıma çıkmayın. Benim sinirlerim gerçek çok tamam, bozuk. Senin var ya sinirine başlarım ha. Anladın mı? Bir daha bir şey görürsem, bir daha bir şey duyarsam... ...senin var ya leşini bile bulamazlar. O mercimek kadar beyninle boyundan büyük işlere karışma. Tamam mı? Tamam lan! Gerizekalı. Sersem. Alo. Gazetenizin ilgisini çekebilecek magazinsel değeri olan bir haber iletmek istiyorum size. İlgili kişiyi bağlar mısınız lütfen? Tamam tatlım, bağla. İyi günler, buyurun. Ben magazin servisinden Sinem Tan. Bir haber geçeceğini söylemişsiniz. Sizi dinliyorum. Evet. Atıf Birsel'in son avukat sevgilisinin kız kardeşi bir hayat kadını. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Avukat Narin Yılmaz'ın kız kardeşi mi? Evet. Atıf Birsel'in baldızı bir hayat kadını. Kızın resim sergisinde çekilmiş bir fotoğrafı var. Basında da yer almış bir fotoğraf bu. Yaklaşık 4 sene önce. Yalnız kız kardeşlerin beraber fotoğrafı lazım bize. Gerekli adresi sağlayabilir misiniz? Size her şeyi sağlayacağım ben. Siz hiç merak etmeyin. Sık sık bir araya geldikleri bir adres var. Atıf Bey de orada olacaktır. Yazın siz adresi. Pardon, kimle görüşüyorum? Adresi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Hayır, haberle ilgilenen başka kuruluşlar var da o yüzden yani. Tabii yazıyorum. Bir de haberin çıkış tarihi ve çıktığı yayın organının adını alabilir miyim? Tamam, teşekkür ediyorum. Tatlım, hemen Tamer'le Cem'in yanıma yolla. Hayatım, ben çıkıyorum. Çıkmadan bir göreyim dedim seni. Tamam, dikkat et kendine. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum ama sakın başını derde sokma. Merak etme. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çok büyük sevaba girdik Ali. Çok büyük sevaba girdik kardeşleri kavuşturmakla. Nani'yi görmen lazım. Gözleri parlıyor. Şadiye bacı ne yapıyor abi? Böyle bir huysuzluk, salaklık falan. Yok. Şadiye ortama ayak uydurmuş. 10 numara. Sanki görsem böyle kolejden yeni mezun olmuş kızlar gibi. Lan Narin bana çok nazik davrandı. Deniz Hanım partiye çağırdı lan beni. Arkadaş iyi işte abi. Yavaş yavaş sızıyorsun hali. Şadiye bileti bize kapıyı açtı. Ya abi bir de şey var. Bu yeni müşteri var ya. Yarın 6 milyonluk bir yoklama çekmek istiyor. Ben Erol abiyle konuştum. Böyle 15-20 tırlık bir hayaletten işi bitiririz diyor. Ali, yamuk olmasın lan. Adamları pek fazla tanımıyoruz. Abi bir yamuk yok. Ben baktım. Bunlar beyazdan iyice nebi yüklenmişler. Parayı sıkacak yer arıyorlar. Hani portakal, mandalina, kasa kasa ne varsa aklayıp paklayacağız artık abi. Erol abi iki kalır bize dedi yani. En az 2. Devamı da gelirmiş. Hayırlısı. Her şeyi haberdar et. Ne biliyorsun abi? Dakika dakika rapor ver bana. Tabii abi. Gerçi Deniz çağırdı ama olsun, yine de sorun değil. Abicim o iş tamam zaten. Ben sana daha önce de söyledim. Oo, vallahi her şey şahane oldu. Çay da demlenince işte ev o zaman gerçekten ev olur. Can nerelerde ya? Gelip gitmiyor hiç. Gergin misiniz hala? Aman atölyeye kapattı kendini. Küs bana hala. Ona inanmadım diye. Irmağa da zaten çok öfkeli. Canı bilmiyor musun canım? Ortamda böyle bir şey kastı mı onu? Hemen vın arazi. Ya Deniz yapma böyle, söyleme öyle ya. Gergin çocuk işini seviyor sonuçta. 10 gün kaldı şunun şurasında. Sen de anlayışlı olacağına. Ya senin bu huyun çok kötü ha. O sensiz yemek bile yiyemez be. Ya anlayışlı ol yani.
Ya öldük acımızdan, öldük. Siz beceremeyeceksiniz galiba ya bunu böyle bık 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 çene çalmaktan. Yardım edeyim mi ben? Ha? Tamam tamam, geldik be geldik, tamam. Nalin'cim, bütün prizleri yerleştirdim. Kabloları da süpürgeliğin altına gömdüm, her şey tamam. Sağ ol Necati abi, ellerin dert görmesin. Ha bu arada Atıf Bey'in bozduğu musluğu da tamir ettim. Çok teşekkürler abicim. İki dakikada harcadın beni, sağ ol. Canım benim ya. Bana bak, böyle işler olduğu zaman ustaya falan para verme. Ben hepsini hallederim. Sana da bahane lazım zaten. Bana ne bahanesi lazım Şadiye? Şadiye ablacığım, bıraksana, toplarız beraber, oturuyoruz daha. Ya saat kaç oldu ya? Saat kaç oldu yani? Daha ne oturacağız? Uykum geldi zaten, yatacağım ben. Benim de uykum geldi ya. Hadi gidelim gerçekten. Beni bırakır mısın? Ya zaten kovulduk. Bırakmazsam olur mu? Bırakırım tabii. Ay aşk olsun, ne olur. Yapmayın. Saçmalıyor yorgunluktan. Yok be. Kız haklı. Seninle baş başa kalmak istiyor. Necati abi, seni de atalım mı yollara? Oldu. Çok sağ olun. Geldiğiniz o kadar, yardımlarınız için çok teşekkürler. Bu arada güle güle oturun. Hayırlı olsun Nalin de. Necati abi, ya sen kalsaydın bari. Yok, ben de gideyim Arar. İyi akşamlar. Aa, gitti mi sosyete ya? Şadiye, niye böyle yapıyorsun? Niye yabanilik yapıyorsun? Ne yabaniliği yapıyorum abla ya? Herkes bir evini yurdunu bilsin ama ya. Bunlar sürekli devamlı bizim başımızda. Hele bunca Necati var ya, bu Necati. Vallahi sen bir yüz versen bu gelecek buraya, güzelce yerleşecek ha. Ya abla, biz böyle gene eskisi gibi olur muyuz ya? Böyle abla kardeş. Yani geçmiş hiç olmamış gibi böyle her şeyi silip tekrar başlanır mı? Olur Şadiye. Oluruz tabii. Bizim kimimiz var? Ha? Başka şansımız var mı kardeşim? Benim senden başka kimim var? Demoskof Recep'in var. İki tane de üvey kardeş var. Oh. Mis gibi hayat abla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.